Tabii barış olunca bu salonların tıklım tıklım dolması lazım. Çünkü bu salonlarda bu gençlerimiz bunun altyapısını, özünü oluşturacaklardır. Biz de inanıyoruz bu memleketimizde özellikle barış denince, hatta aşiti denince ve özellikle İslami temelde baktığımızda insanoğlunun yaratılış gereği olarak kendisiyle ve çevresiyle ilgili sorumlulukları bildiği andan itibaren çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Fakat birilerinin ve kesinlikle şunu barışın üzerinde konuşan konuların önce o insanların çok iyi bilmesi lazım. Bizler yerel yöneticiler olarak burada en çok şahit olduğumuz bu kan davaları. Yani çok basit bir barıştır. Yani en temelde olan, şimdi hiç kimse benim yoğurdum ekşi demez. İflas eden hiç kimse ben iflas ettim, ben en mükemmel insanım ondan sonra demez. Onun için neye bakması lazım? Onu bir akıl süzgecinde, mantık süzgecinde geçirdikten sonra, belli değerler çerçevesinde geçirdikten sonra tamam, bakın işin özü bu denilecek olan noktada artık hem barış da çok rahat yapılabiliyor. Çünkü bir yerde barış söz konusuysa tabiri caizse bölgede fesat da çoktur. Yani olmaması için elinde gelen gayreti sarf eden insanlar da çoktur. Onun için barışı tesis etmek isteyenlerin muhakkak birinci ağızdan, birinci elden kendilerinin merkezi olması gerekirken bir bakıyoruz ki üçüncü, dördüncü, beşinci hatta hiç ilgili olmayan başka dışarıdaki insanların tesiriyle barış mümkün olmaz. Onun için biz şuna inanıyoruz. Türkiye 100 yıllık çerçevede çok sıkıntılar yaşadı. Türkiye şu anda yanı başımızdaki Suriye gibi, Irak gibi olabilecek duruma getirmek isteyen, halen de isteyenler vardır. Ama biz şuna inanıyoruz ki Türkiye'de yaşayan bütün insanlar hak, adalet, özgürlük, demokrasi ne varsa en mükemmeli burada yaşayabiliyor. Burada sadece kendisini uzun yıllar, 20 yıl, 30 yıl önce belki ifade edemeyen benim gibi kendisi Kürt olup fakat Müslüman olduğunda bir şekilde burada insanların dile getiremediği bir toplumda hakikaten sıkıntılar yaşanmadı değil. Ama bugün her şeyi en ayrıntısına kadar konuşulabiliyor, en ince ayrıntısına kadar tartışılabiliyor ve inanıyoruz ki inşallah bu 100 yıllık birikimler Türkiye'nin dünyada lider devlet olma yoluna giderken birilerinin en ufak bir şekilde, bakın daha öncesinde vezaret sistemleri farklı farklıydı. Bu vezaret sistemlerinin Türkiye'de kalktığını görüyoruz ve bizler de akademisyenler de üniversite öğrencileri olarak da şunu çok iyi bilmemiz lazım. Biz kimsenin maşası değiliz. Biz kimsenin uşağı değiliz. Varsa bir şey biz konuşuruz burada ve bununla ilgili biz çözeriz. Yani bir dış devletin mirakların içerimizde konuşacakları ve özellikle bizlerin yarın gidemeyecekleri, bakın Suriye'deki kardeşlerimiz buraya gelebiliyorlar. Bir olay olduğu andan itibaren Türkiye'deki hiçbir insanımız bakın hiçbir yere gidemeyecektir. Onun için bizler bu barış noktasında, bu çözüm süreci özelinde bizlerin muhakkak toplum olarak bir daha aklımızı başımıza almamız gerektiğini, hiçbir şekilde, bakın ama hiçbir şekilde bizim birbirimize düşünmemize gerekeceği hiçbir sebep yok. Bakın bir yerde eğer bir grup çıkar şunu söyler. Der ki benim tek hedefim burada dini İslam mübini ya da bir davam olarak İslamiyet'i toplumda yaymak, belli bir konularda belli bir çalışma gerçekleştirmek ve onun için de ben okullar açarım, yurtlar açarım, bunlarla ilgili dersaneler açarım. Buna hiç kimse itiraz etmez. Ama siz eğer devleti yönetme talipseniz parti kurarsınız, sendika kurarsınız. Bunlarla ilgili toplumun belli ve özellikle demokrasinin gereçleri vardır. Siz eğer Türkiye'yi şu anda bu seçim sürecinde bu gidişatta herhangi bir partiniz yokken ve 100 yıllık süreç içerisinde size %100 karşı olan bir partiyle aynı adımı atıyorsanız burada barıştan, huzurdan, kardeşten bahsedemeyiz. Onun için biz şunu söylememiz lazım sevgili gençler. Burada kendi postumuz üzerinde kimse oynatmamamız lazım. Kendi görüş düşüncemiz olabilir. Herkes görüşünü, düşüncesini anlatabilmeli. Ama bunu şiddete dönüştürürseniz, bunu kavgaya, bunu üniversite içerisinde en ufak bir nizaya eğer dönüştürürseniz, bakın bizleri kimse burada kurtaramayacaktır. Ama ona inanıyoruz. Bu
var olan değerler, var olan huzur hiçbir şekilde bakın örselenebilecek ve hiçbir şekilde Türkiye'nin gelebilecek bir nokta değildir. Sizlerin özellikle üniversite gençliği olarak her daim şunu yapması lazım. Bu noktada barışın tek sağlayıcısı benim diye düşünmemiz lazım. Bir yere bir topluluğa gidince sürü psikolojisine kurtulmamız lazım. Burada sizleri yönlendirici ve insanın özünde en önemli olan bir yerde bir çatışma varsa, bir yerde bir problem varsa orada hemen barış ve barışı tesis edecek olan belli insanlar olması gerekir. Şimdi bir insan önce kendisiyle barışık olması lazım. Barış dediğimizde önce kişinin kendisiyle çatışmaması lazım. Yaratılışıyla mükemmel bir şekilde yaratılmış olan insanın önce bir kendisini tanıması lazım. Kendisini tanıdıktan sonra, çevresini bildikten sonra ve özellikle Rabbini bildikten sonra insanoğlu ilk adım atmış demektir. İkinci planda aile içerisinde barış. Yani çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle. Bu barışı da sağladıktan sonra daire olarak çizdiğimizde dışarıdaki barışlar çok daha rahat olur. Hemen akabinde biraz da bulunduğumuz mahallemizin içindeki barış, devletteki ve tüm dünyadaki, hatta ileride artık evrende diğer komşularımız varsa onlarla ilgili barış. Biz şimdi insanoğlu olarak kendimizi tam tanıyamadığımız için, insan olarak çevremizi tam iyi bilemediğimiz için ve bizlerin çok basit, çok üzerinde kafa yorulmayacak belki de, hani derler ya incinin çekirdeği doldurmayacak olan birçok ufak meselelerden bakıyorsunuz ki kıyametler koparılıyor. İnsanoğlu ve bu kainatın yaratılışının merkezi olan insanın bir tek insanın bir kılına dahi bir zarar gelmesi hakikaten insanoğlunu yürekten yaralaması gerekirken bakıyorsunuz ki binlerce insan sadece kendi ideolojisi. Demin bir programda geldik. Oradaki üniversitemizin zenginliği gösteriyor. Hakikaten meclise geldi ama itibaren onun mihen taşına bulmamız lazım. Evet, bu konuyla ilgili düşünceniz, görüşünüz, ideolojiniz elbette olmalı ama hiç kimseye alet olmamamız lazım. Burada çok kıymetli hocalarımız ayrıntılı anlatacaklardır ama bu bölgede yaşayan, dertleri, sıkıntıları çeken insanlar olarak bizler en çok 100. Üniversitesi'nin bireyleri olarak bizler şunu dememiz lazım her ortamda. Evet barış, evet kardeşlik, demokrasi ve huzur ama hiçbir zaman karşıdakini vurarak, döverek, öldürerek barış olmaz. Onun için bu barış sürecinin bu mübarek 3 aylar içerisinde inanıyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın beklemiş olduğu bu huzurun bir an önce gelmesi adına çok kıymetli hocalarımızın çok güzel görüşleri, düşünceleri olacaktır. Memleketimize huzurun, iç barışın sağlanması adına da güzellikler getirmesini diliyoruz, saygılar sunuyorum.